Günaydınlar, günaydınlar efendim. TV 360 ekranlarında ne yapmalıyla bugün de karşınızdayız. Ben Deniz Elçin Ateş Ersoy ve sevgili hocam Profesör Doktor Arif Verimli ile birlikte bugün de yine dopdolu bir program hazırladık sizin için. Hocam günaydın. Günaydın efendim. Çok şıksınız. İçimiz açıldı sizi böyle görünce. Çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? Şimdi özellikle bugün benim vurgulamak istediğim şey hep gözden kaçıyor. Bugün Dünya Görme Günü. Evet. Bu Dünya Görme Günü münasebetiyle Göz Vakfı Direktörü Doçent Doktor Barış Yeniat ve onun iletişim sorumlusu Hülya Sancaklı Hanım herkesi düzenli olarak göz muayenesine davet ediyor. Biz de o davete katılıyoruz. Gerçekten göz çok önemli bir organ. Onun görmeyi kaybedince anlıyoruz ne olduğunu. Dolayısıyla hiç kimse bunu ihmal etmesin diye de öneriyoruz. Çok teşekkür ederiz hatırlatmanız için. Evet sevgili izleyiciler bakalım bugün programımızda neler var? İstanbul Beylikdüzü'nde okulu basan bir veli öğretmenlere saldırdı. Saldırı sonrası adeta savaş alanına dönen öğretmenler odası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Birazdan anne babalar ekran başına. Ebeveyn tutumları çocuğu nasıl etkiliyor? Saldırgan çocuklar yetiştirmemek için ne yapmalıyız? Çocukların karakteri küçük yaşlarda anne ve babanın davranışlarıyla mı şekilleniyor? Birazdan İhsan Öğretmen, Hulusi Öğretmen ve Murat Öğretmen. Onlar öğrencilerin yüreğine dokunan yeni nesil öğretmenlerimizden. Sosyal medyada paylaştıkları videolarla yüzümüzü gülümseten öğretmenlerin ve öğrencilerin en özel anları. Birazdan müşteri olarak iş yerine girdi, suçüstü yakaladı. Çorlu'da bir esnafı çileden çıkaran hırsızın o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birazdan görüntüler Kahramanmaraş'tan. Bir kuaför çocukların tıraş korkusunu yenmek için iş yerini oyuncaklarla süsledi. Peki neden korku yaşarız? Korkunun nedenleri nedir? Çocukluk çağında yaşanan korkular ömür boyu mu sürer? Birazdan. Evet sevgili izleyiciler bugün de maalesef bir saldırı ve şiddet olayıyla başlıyoruz programımıza. Hocam Beylikdüzü'nde bulunan bir ortaokulda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle davranış değerlendirme kuruluna sevk ediliyorlar. Bundan sonra bunları öğrencilerden öğrenen veliler de okulu basarak hem veliler hem yakınları öğretmenlere saldırıyorlar. Bu olayın kökeninde de aslında yine akran zorbalığı varmış. Yani çocuklar akran zorbalığı yaptıkları için öğretmenleri tarafından disiplin kuruluna sevk ediyorlar. Bunun sonucunda çok da şaşılacak bir durum değil olaya baktığınızda. Bunun sonucunda aileler de gelip okulu basıp öğretmenlere şiddet uyguluyorlar. Şimdi burada akran zorbalığı daha gizlenmiş gibi duruyor aslında ilk başta. Bu bir veli zorbalığı ya. Öyle değil mi? Bu veli zorbalığı. Bu sağlık kurumlarında görülen doktora, personele dayak atan insanlardan farklı değiller yani. Değiller. Farklı çocukların değiller. Çocukların disipline gitme sebebi akranlarına uyguladıkları zorbalıkmış. Oraya geleceğim. Ama benim bir an önce bu onlara uyan, onlara ne yapacağını anlatması gereken velilerin kendilerinin zorba oluşunu gösteriyor. Bunu da önceden söylemek istedim. Evet. Yani görevli insanlara, devlet görevlilerine, kurum görevlilerine saldıran, zorbalık yapan insanlar bir yana, bir de çocukların akran zorbalığı bir yana. Yani özellikle akran zorbalığı meselesi okullarda oldukça önemlidir. Bu akran zorbalığı öncelikle yaş gruplarıyla çok fazla alakalı. Bu 15 yaşından sonra birazcık gündeme gelir. 18 yaşına kadar devam eden bir süreç bu. Özellikle şeyde de yani biraz yaşı da aşağı çekebiliriz aslında. Zorbalık önce sözel başlar. Hı hı. Lakap takarlar, alay ederler. Bir kişinin bedensel eksikliğini öne çıkarıp onun yokluğunu hissettirirler. Çocuğu üzerler.
fizik şiddet yoktur. Ama bu ilerledikçe iki kişi arasında fizik şiddet anlaşmazlıkları, fizik şiddette yumruk yumruğa kavgaya kadar gidebilir. Hatta gruplar da birbirine şey olabilir. Çünkü 15 yaştan sonra gençlerin en önemli özelliği gruplaşmaktır. Hocam burada çok da aslında şaşılacak bir durum yok. Çünkü anne baba zaten öğretmene şiddet uygulayabilecek bir yapıya sahipse çocuğunun da kendi akranına şiddet uygulaması da bir tesadüf değil. Yani burada aslında çocuğun da davranışı gördüğü şeyi biraz yaptığını söyleyebilir miyiz? Tabii yani haklılık payı var. Genetik geçen bir şiddet davranışı gibi duruyor. Yani böylesine enteresan bir durum. Bu okul zorbalığı öncelikle çocuklarda başlıyor. Evet. Yani her okulda bu var. Yani sayıca az da olsa bile var. Birbirine küsen, birbirine darılan, birbirini alay eden, birbirini kıran öğrencilerin birbirlerine cevap vermesiyle ortaya çıkan şeyler var, durumlar var. Bazısı hiç cevap veremez, köşede siner kalır ve okula gitmek istemeyebilir. Okuldan korkar çocuk netice itibariyle. Hocam peki şununla ilgili ne düşünüyorsunuz? İşte dün doktorlarımıza karşı yapılan şiddeti konuştuk. Bugün öğretmenlerimize. Yani eskiden böyle bir toplum değildik. Öğretmen büyük saygınlığı olan bir meslekte öğretmenlik, doktorluk da öyle. Yani bunu artık cahillikle de bağdaştırmak çok doğru değil. Çünkü hani köy okullarını hatırlayalım. Orada bir köyde öğretmenin olması, her şeyin danışıldığı değil mi? O insandı aslında öğretmen. Bize ne oldu da bu hale geldik? Şu hale geldik. İnsanlarda şu inanç var. Hiç olmazsa çocuğum bir öğretmencik olsun derler. Duydunuz değil mi böyle lafları? Yani hiç olmazsa öğretmen olmak yerine öğretmenler toplumu inşa eden varlıklardır, varlıklarımızdır. En değerli şeylerimizdir. Biz öğretmene yeterli miktarda kıymet vermeyince, biz öğretmeni yeterli biçimde otorite olarak tanıtmayınca ve bunu evde de konuşmadıkça ciddi biçimde bu tür atışmalar söz konusu olabiliyor. Yani bu zorbalıklar söz konusu olur. Öğretmenin toplumdaki yeri azaldı. Üzgünüm bunu söylerken. Maalesef. Azaldı. Saygıyla azaldı. Yani sevgiyle, takdirle azaldı. Dolayısıyla bir sıkıntı var. Yani ben kendi öğretmenim aklıma geliyor. Kendi öğretmenim ilkokul. Ben hala yaşamımda o ilkokul öğretmenimin öğrettiklerini baz alarak yaşıyorum. İnanır mısınız? Baz alarak yaşıyorum. Yani örnek olarak bir takım terimler çok önemli. Yani benim çocukluğumda oğlum hiç kimseye teyze demeyin. Oğlum hiç kimseye amca demeyin. O sizin ne teyzeniz ne amcanızdır. Hitap tarzınız beyefendi hanımefendi olacak. Bakın yıllarca önce. Hı hı. Oysa şimdi herkes herkese teyze diyor. Hı hı. Sokakta bana amca diyenler var, selam diyenler var. Dede diyecekler biraz sonra, bir süre sonra. Anlatabiliyor muyum? Ciddi biçimde hitap açısından zorluklarımız var. Biz birbirimize günaydın demeyi unuttukça, asansörde ya da başka bir yerde selamlaşmayı unuttukça, tanısak da tanımasak da biz aynı ulusun insanlarıyız. Aynı şeyleri paylaşıyoruz. Aynı zorlukları yaşıyoruz. Değil mi? Dolayısıyla öğretmenin değeri azalınca öğretmeni darp etmeye kadar giden bir zorbalık durumu söz konusu oluyor. Ha, buna yol açansa öğrenci zorbalığı. Öğrenci zorbalığı çok sık gözükür. Tasvip ediyor değilim. Ama gençler arasında özellikle 15 ile 18 yaş arasındaki gençlerde gruplar ve çeteleşmeler gözükür. Ender de olsa.
Dolayısıyla bunların birbirine karşı zorba davranmaları, fizik zorbalık yapmaları, sözel zorbalık yapmaları, aşağılamaları, lakap takmaları zor geçirilen günler aslında. Hepimiz o günleri yaşadık. Ama bu olayda ebeveyn olarak çocuğum neden arkadaşına zorbalık yaptı sorusunu sormak yerine... Disiplin kuruluna gidip hocayı dövmek. Değil mi? Olay. Yani. O zaman birazcık kendimize dönüp kendimize eleştirmemiz lazım. Yani neden mutlaka, acaba? Mutlaka. Bir defa şunu söyleyelim. Bu işi yapan insanların içerisinde eğitimsiz oldukları ortada. Bir defa bu tespiti yapalım. İkincisi, kişilik bozuklukları var. Öfkelerini denetleyemiyorlar. Ruh sağlıkları bozuk bu insanlar. Öfkelerini kontrol edemiyorlar. Kendine yapılmış saldırı gibi anlıyor ve kakıp gidip zorbalık gösteriyor. Fizik zorbalık gösteriyor doğrusu. Yani şiddetle kınanacak bir olay aslında. Kesinlikle öyle. Peki hocam, şimdi çocuk yetiştirirken bu çok önemli bir nokta. Az önce söylediğiniz gibi kendi öfkesine hakim olamayan bir ebeveynin saldırgan olmayan bir çocuk yetiştirebilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü o ebeveyn evde mutlaka çocuğunu dövmüştür. Çok önemli bir nokta. Mutlaka dövmüştür. Eski eğitim sistemi ve eski terbiye sistemi içerisinde falaka sistemi çok yaygındı biliyorsunuz Osmanlı şeylerinde. Giderek bunlar terk edildi. Bunlar yüzyıllar içinde giderek terk edildi. Modern eğitim anlayışı benimsendi. Bu modern eğitim anlayışını kavramaktan aciz insanlar çocuklarını bir kusurlarında bir tokat atabiliyorlar. Vurabiliyorlar, çocuğu aşağılayabiliyorlar, çocuğu hırpalayabiliyorlar. Yani çocuğa o kadar ölçüsüz davranıyorlar ki çoğu zaman, çocuğa yaşının üstünde bir görev veriyor. 5 dakika önce, 5 dakika sonra sen sus, sen çocuksun bilmezsin deniyor. Çocuk yetişkin mi, çocuk mu olduğunu anlamıyor. Doğru. Çok enteresan. Sadece artık şunu anlamak lazım. Sadece çocuk eğitiminde değil, artık hayvan, hani eskiden hayvan terbiye etme kavramı vardı, orada bile dayağın yeri olmadığı yapılan araştırmalarla ortaya kondu. Yani bir takım şeyleri, bir de dediniz ya, mesela çocuk hata yapıyor. Hata yapmasa da kendi psikolojisine göre de çocuğa davranabiliyor. O gün geliyor, işte morali bozulmuş, karısıyla belki kavga etmiş. Bunu çocuğa yansıtıp acısını çocuktan çıkartan insanlar bile var. Var tabii. Yani karısına kavga etmek de zorbalık aslında. Tabii. Yani sen evde, işte yoruldunsa eşin de evde yoruluyor. Dolayısıyla sabahtan akşama kadar sırıtarak seni bekleyecek değil. Onun da bir takım sorunları oluyor. Sorunları var, bir takım problemleri var. Dolayısıyla bunların büyükçe bir kısmı genelde teknik anlamda konuşursak öfke denetim bozuklukları ve kişilik bozukluklar olarak sınıflayabiliriz. Evet. Çocuğun bir ayna olduğunu unutmamak gerekiyor. Çocuk ne görüyorsa onu yansıtıyor sevgili izleyiciler. Hocam buyurun. Pardon. Özellikle bir şey vardır. Kız çocuk anneyi örnek alır. Erkek çocuk babayı örnek alır. Babanın davranışı erkek çocuğa siner. Annenin davranışı da kız çocuğa siner. Yani evde öğrendiği neyse, örneğin yemek yapma tipi bile anneyi yansıtır kız çocuğun. İster istemez tabii. İster istemez böyle bakarak öğrenilen şeylerde böyle bir şey var. Ama diğer hallerde de bu çok bilinen bir şeydir psikiyatride. Hocam peki... Allah kimseye yaşatmasın ama işte babası olmayan, annesi olmayan çocuklarda o rol modelleme nasıl sağlıklı bir şey hale gelebilir? İşte o büyük problem. O büyük problem. Baba olmayan çocuklarda baba rolünü benimsemiş,
baba gibi davranan, dayı, amca gibi, dede gibi büyüklerin bulunması çok önemlidir. Çocuk onları identifiye eder, onu benimser, onun gibi davranmaya başlar, onun gibi gösterdiği reaksiyonları göstermeye başlar. Ama bunun yerine konacak sağlıklı bir obje yoksa, mesela annesi olmayan çocuklar, annesi olmayan çocukların yanında ya bir teyze olacak, ya bir hala olacak, ya bir babaanne olacak ki onlar da çocuğa eğitim verebilirler. Ama bu eğitim yumuşak ve mutlaka sevgi dolu olmalı. Bu sevgi, içimden ben seviyorum. Senin içinden sevdiğini kimse bilmez. Sevgi dışa yansıtılmalıdır. Mimiklerine yansıtılmalıdır. Bir dokunmaya, bir tebessüme, bir övgüye, çocuğu kucağına alıp saçını okşamaya kadar varacak derecede neticede çocuk bu. Dolayısıyla doğurmanız gerekmez onu sevmeniz için. Doğru. Doğurmanız, yani etrafımızda çok örnek var. Onun çok çok sevilmesi için bir çocuğun doğurması gerekmez insanın. Yani sevgiyi zaten göstermeyip de şımarmasın demek kadar büyük bir saçmalık yok. Yani ben işte uyurken seveyim, şımarmasın. Çocuğun bu hayatta ihtiyacı olan en önemli şey sevgi. Ondan sonra diğer ihtiyaçlarını karşılamak geliyor. Öyle değil mi? Yani sevilen bir insanın, hayatı boyunca sevilen bir insanın bu tarz şeyler yapmasının çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Elbette zor. Elbette zor. Sevginin ekspresyonu, dışarı gösterilmesi kadar önemli bir özellik yok. Bunun ikinci defa altını çiziyorum. Dolayısıyla bunun dışında yemeğini vermek, ekmeğini vermek, suyunu vermek çocuğu büyütmek değildir. Evet. Ahlak değerlerini anlatmak, ahlak değerlerini öğretmek, bunu bir öğretmen edası dışında sevgi dolu bir ortamda vermek gerekir. Yani bazı anne baba vardır. Bu yanlış, bu doğru, bu yanlış, bu doğru. Bu çocukta öfke uyandırır. Yani böyle sert bir öğretmen edası yanlış. Tabii öğretmenleriniz de çocukları ne kadar sevdiklerini ara videoda gördük. Yani öğretmesliğini seven öğretmen çocuklara kendi evladı gibi davranır. Yani aslında sevmek için doğurmaya da gerek yok. Doğurmaya hiç gerek yok. Çok güzel bir şey söylediniz. Evet, şimdi de az önce bir öğretmen şiddeti gördük. Ama aslında öğretmenlerimizin, bir öğretmenin çocuğun hayatında ne kadar kıymetli olduğunu, çocuğun hayatını şekillendirmede ve ona rol model olmada ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili şimdi bir haberimiz var hocam sırada. Köy okulunda, buyurun. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Hatırıma geldi, bunu geçmek istemiyorum. Buyurun, buyurun. Benim oğlum küçüktü ilkokulda. Öğretmen okul değiştirdi. Çocuk okula gitmek istemedi. Yani yeni öğretmenle tanışmak istemedi. Anneciğim dedi, benim öğretmenim annem gibi kokuyor, ben onun okumak istiyorum dedi. Yani bunu hatırladım. Bunu mutlaka söylemek istiyorum. Çok doğru. Özellikle ilkokulda çocukların anneden bir kopuş yaşayıp öğretmeniyle, yeni rol modeliyle aslında karşılaşması onların hayatında çok büyük bir dönüm noktası. Güven, evet. Şimdi köy okulunda öğretmenlik yapan ve öğrencileriyle çektiği sosyal medya videoları sosyal medyada paylaşan sınıf öğretmenlerimiz var sırada. Yeni nesil öğretmen olmak ve aslında mesleğini sevmek, az önce hocamın da söylediği gibi, çok çok önemli. Burada biraz vicdan da işin içine giriyor. Bence öğretmenliğin büyük bir kısmı da vicdan sahibi olmakla ilgili. Onları kendi çocuğunuzmuşçasına, dediğiniz gibi doğurmamış olabilirsiniz ama orada yeşerttiğiniz bazı fidanlar var. Ve kendi mesleğini seven öğretmenler bakın neler yapıyorlar, onları izleyelim, arkasından konuşalım. Nereye gidiyoruz ya? Kars'a. Niye? Doğum. Kimin doğum günü? Benim. Kaç yaşamasınız? 11. Vaa.
yazacağım. Tamam mı? 205. Başla. Tamam, bu sefer diğer taraftan gel. İzlerken görüntüleri gerçekten burnumun direği sızlıyor. Öğretmenlerimize selam göndermeden önce mutlaka tek tek onları ve neler yaptıklarını öğrencilerini size anlatmak istiyorum. Videoda gördüğünüz İhsan öğretmenimiz İhsan Kartoğlu, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçular köyünde hem öğretmenlik yapıyor hem de çocukların doğal yaşantılarını da aslında bir nevi eğitime ve öğretime katmış durumda. İhsan öğretmen çocukların her çocuğun doğum gününü biliyor. Doğum gününde onlara isteklerini, hayallerini soruyor. Örneğin bir tanesi ben pizza yemeyi çok istiyorum, hiç pizza yemedim. Ya da şehre gitmek istiyorum, sinemaya gitmek istiyorum, pasta yemek istiyorum gibi onların hayallerini, isteklerini önceden öğreniyor ve her biriyle o gün özel olarak ilgileniyor. Kendilerini özel hissettiriyor onlara. Ne güzel öğretmendik ama. Yani müthiş. Meslek doyumu veren, insanlık doyumu veren bir şey. Kesinlikle ve öğretmenin o çocukların aklında bıraktığı iz, yani sadece dün de söylemiştik hocam, sadece öğretmek değil eğitim yapmak, yani aslında evet. Eğitmek çocukları ve onları hayata müthiş insanlar olarak hazırlamak, mutlu insanlar, kendine özgüvenli insanlar olarak hazırlamak dediğimizde işte çok güzel örnekler öğretmenlerimiz. Diğer öğretmenimiz Hulusi Çakır. Van'ın Tuşba ilçesinde 4 yıldır görev yapan sınıf öğretmenimiz şu anda İzmir'de görev yapıyormuş ve çocuklara en sevdiğim öğrencimin resmini kutuya koydum diyerek 23 Nisan'da çocuklara bir kutu armağan etmiş ve çocuklar kutuyu açtıklarında bir aynayla karşılaşmışlar. Yani en sevdiğim öğrencim dediğinde çocuklar kendini gördüğünde tabii eminim çok çok mutlu olmuşlar. İnanılmaz bir düşünce. Çok ince bir düşünce gerçekten. Hulusi öğretmenimize ve öğrencilerine de sevgilerini gönderiyoruz. Son olarak dans eden çocuklar gördük. Murat Turgut öğretmenimiz çocuklarla birlikte oynadığı halk oyunlarıyla onları mutlu etmeye çalışan, aslında eğitimin içine sanatı da bir anlamda katan öğretmenimiz. Ben çok çok mutlu oluyorum ve zaten sosyal medyada da kendilerini takip ediyorum. Hep şey derim ben, bir öğretmeni sevmekle başlıyor her şey aslında bakarsanız. Evet. Öğretmenlerimize ve öğrencilerine kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Onları kucaklıyoruz ve onları tebrik ediyoruz. Söyleyebilecek çok da bir şey yok bu konuyla ilgili. Keşke herkes mesleğini bu kadar sevse. Öyle değil mi? Mutlaka yani bir defa okul, arkadaşlar sosyalize olmayı öğretiyor. Evet. Toplum ilişkilerini öğretiyor. Zorbalıkla toplum ilişkilerinin patolojik bir hali aslında. Normal olmayan bir hali. İnsan insan ilişkilerini öğretiyor. Ve bunu da yöneten bir maestro var. O da öğretmen. Öğretmen çocukların çocuklarla ilişkilerini, çocukların bilimle ilişkilerini, çocukların hayatla ilişkilerini öğreten tek bir idol. Hı hı. Ama çocuk sevgi duyduğu, saygı duyduğu öğretmenini pazarda çorap satarken görürse hayal kırıklığına kapılıyor. Çok haklısınız. Yani dolayısıyla ben buradan söylüyorum öğretmenlerin mutlaka ayrıca bir ücret politikası olması gerektiğini ve eğitime çok büyük katkı vereceğinde altını çizmek istiyorum. Çok sevgilerimizi gönderiyoruz öğretmenlerimize. Bu arada İhsan öğretmenimizin de bir kitabı çıkmış. Ben az önce bir cümle söylemiştim. Kitabının adı da buymuş. Bir öğretmeni sevmekle başlar her şey. Umarım çok okuyanı çok olur. Tekrar sevgilerimizi gönderelim. Hocam şimdi sırada çok ilginç bir haberimiz var. Bir grup çocuğun tehlikeli oyununu göreceğiz şimdi. İzleyelim Kahramanmaraş'ta çocukların çatıya çıkıp kuşları yakalamak için tehlikeli bir oyun oynadığını görüyoruz görüntülerde. Evet şu anda görüyoruz. Hocam bir güvercini yakalamak için 3 çocuk, Elazığ'da 3 çocuğun
adeta oyun oynarmışçasına güvercin peşinden koştuğunu görüyoruz çatıda. Yani geçenlerde 3 çocuğumuzu bir top peşinde kaybetmiştik. Burada da çocukların çatıda bir güvercini kovalamak için tehlikeli bir oyun oynadığını görüyoruz aslında. Şimdi örneğin bu çocukların yaşları tahmin ediyorum gördüğüm kadarıyla 9-10 arasında bir şey. Doğru. Değil mi? Yani yetişkin bir insan o çatıya çıkarken bir düşünür. Bir tehlike algısı değerlendirmesi yapar. Kiremit kırılabilir, çatı çökebilir, ayağı kayabilir, düşebilir. Bu değerlendirme çocuklarda yok. Yani çocuklar korkuyu bilmez mi? Çocuklar, hangi yaşta bilir çocuklar ya da? Korkuyu özellikle 11 yaşından sonra bilirler. Yani 11 yaş demek çocuklarda 10-11 yaş demek toplum değer yargılarının ne olduğunu anlamaya başladıkları yaştır. Süper ego yaşıdır. Yasak, ayıp, sayıp, yanlış gibi kavramları öğrendi. Ne yapılır, ne yapılmaz, başkalarının tepkilerini falan da öğrenmek meselesi. Evet. O yaşta başlar. O yaşta da patolojik haller var ya, ona ileride değiniriz herhalde. Şimdi burada tehlike algısını algılamıyorlar. Bir, evet. İki, burada bu güvercin yakınken güvercin bir oyun matahı mı? Değil. Değil. Güvercin bir sevilmesi gereken hayvan mı? Keşke onu sevmeleri gereken bir hayvan gibi ele alsalar, hayvanı korkutmasalardı. Doğru. Yani burada gerçekten yani nereden baksanız yanlış bir durum. Peki hocam, şimdi 11 yaşında gelişiyor dediniz, o zaman bu süreçte büyük iş ebeveynlere düşüyor. Yani yine konuştuğumuz mevzu, çocukları kontrol altında tutmak bu noktada çok önemli. Şimdi bu çocuk kesinlikle buraya çatıya çıkmış, bu çocukları kimse görmüyor mu? Annesi babası, baba işte çalışıyor da anne de varsa eğer bunu takip etmesi gerekmiyor mu çocuğum nerede benim diye? Çocuğunuzu gözünüzün önünden uzaklaştırmayacaksınız. Hep söylediğimiz bir şey. Bu bir. İki, çocuğunuzu özellikle 17 yaşından sonra belli bir yere gönderebilirsiniz. Kendini savunacak bir güç kazandığında gönderebilirsiniz. Yani burada mesela arkadaş evinde kalmak da dahil mi buna? Dahil. Ama bakın bir anımı söyleyeyim ben size. Benim oğlum, oğullarımdan biri, iki oğlum var Allah bağışlarsa. Bir gün dedi ki ben arkadaşımın evinde kalacağım baba, izin verir misin dedi. Evet. Oğlum seninle bunu konuşmamız lazım dedi. Kaç yaşlarındaydı? Yani 15-16 yaşlarında. Dedim ki sen, sana güveniyorum, gidebilirsin, edebilirsin. Fakat bir takım şeyleri göz önüne almak zorundayız. Sen orada gittin gece, tuvalete kalkma ihtiyacın oldu. Ayağın kaydı ve klozete kafanı vurdun. Bunun kasten olmadığını bana kim anlatabilir? Hayır. Biz o arkadaşını eve davet ettik. Bizim evde bir kaza geçirdi ve Allah göstermesin çocuğu da kaybettik. Nasıl biz onu öldürmediğimizi açıklayacağız, ispat edeceğiz? Dolayısıyla 10 günden sonra benim çocuğum hiçbir arkadaş evinde kalmayı teklif bile etmedi. Hocam bu da biraz fazla sert değil mi? Yani hiç mi çocuk gitmeyecek arkadaşına? Hayır, kesinlikle gitmeyecek. Risk. Arkadaşların evinde misafirliğe gitmeyecek. Sadece anne babasının gözü önünde 1-2 saatlik beraberlik yaşayabilirler. Ama geceyi orada geçirmek, 2 gün orada kalmak gibi bir hadise çok tehlikeli, yanlış boyutlara kadar götürür ve açıklanamaz, geri dönülemez şeylerle karşılaşırsınız. Ender de olsa. Yani dediğinize katılmakla birlikte İtirazım var. Var. Yani şimdi hocam mümkün mü böyle bir şey? Yani çok zor bu söylediğiniz şeyi yapmak. Mümkün. Gayet mümkün. Arkadaş evine gitmek bir risktir. Bir risktir. Unutmayın, gençler uyuşturucu bağımlılığını,
okuldan çok arkadaş evinde öğrenirler. Anladım. Bakın bu yapılmış bir araştırmanın sonucu olarak söylüyorum. Biz okullarda tedbir alıyoruz ya, o aldığımız tedbirin bir önemi yok aslında. Çocuk okulda ne kadar bir şeyler yapılsa, tedbir alırsa alınsın, benim madde kullanmamı önleyemezler diye kanaata sahip. Önemlice bir kısmı. Bu arkadaş evlerinde, gruplaşmalarda, partilerde falan ortaya çıkan meseledir. Uyuşturucunun bir başkasına alıştırılması, tanıtılması, yumuşak gösterilmesi, lehinde propaganda yapılması. Yani bilemedim hocam ya. Ben şimdi daha çok korktum vallahi ebeveyn olmaktan. Nasıl ebeveyn olmak çok hep zor. Hep birlikte mi gideceğiz şeye? Diyelim ki arkadaşında kalmak istedi. Biz de geliyoruz diyeceğiz o zaman. Hayır, hayır, hayır. Hiç olmayacak hayır. Böyle bir şey. Hiçbir şey olmayacak. Okulda beraber olacaklar. Onun dışında sosyal ortamlarda olabilirler. İnanın hep benim çocuklarımdan idealmiş gibi söz ediyorum ama örnek ben bildiğim için söylüyorum bunu. Benim eşim çocuk gitar kursuna gidiyor. Gitar kursuna gidiyor. Evet. Çocuğun haberi olmadan gitar kursunun sonuna kadar yandaki kafede çocuğun hareketlerini izliyordu. Burası İstanbul, burası büyük kent. Küçük kentte bile olur. Bu arada ben dediğiniz şekilde büyüdüm. Ben hiç arkadaşlarımın evinde yatıya kalmadım. Ama bakın şöyle bir eksiklik hissederdim. Hala o duyguyu biliyorum. Mesela ben derdim ki anne baba gideyim mi, orada kalayım mı? Kesinlikle izin vermezler ama arkadaşım bize gelebilir derlerdi. Ama bir süre sonra şöyle oluyor. Ama sen bize hiç gelmiyorsun ki ben de artık size gelemem. O zaman kendinizi bir kötü hissediyorsunuz yani çocuk olarak o yaşınızda. O önlem doğru fakat %50 doğru. Evet. Arkadaşın kabulü tarafı gene yanlış. Yani çocuğun bir hastalığı var bilemezsiniz. Allah göstermesin epilepsisi var. Evde kriz geçirdi ve ciddi biçimde de yaşamsal bir risk yaşadı. Ne yapacaksınız? Nasıl açıklarsınız aileye bunu? Peki hocam az önce dediniz ya çocuklar 11 yaşından sonra korkuları gelişir diye. Yani korkmayı öğrenirler. Hayatımız boyunca duyduğumuz korkular, şimdi korkunun aslında anladığım kadarıyla söylediğinizden korku bir savunma mekanizması. Kendimizi korumamız için. Bir doğuştan var olan değil bir savunma mekanizması. Ama bunun bir de abartılı durumları var. Bizim mesela ömür boyu yetişkin olduğumuzda da hayatımız boyunca duyduğumuz korkular var. Evet. Bu hangi noktada başlıyor? Bunu da çocukluktan mı getiriyoruz? Bunu çocukluktan getirdiğini söyleyebiliriz ama yani genelde bizim gördüğümüz pratik hayatta bu korkular ergenlik dönemiyle birlikte başlar. Bu korkular bir defa korku doğal bir duygudur. Evet. Korku bir canlının bir başka canlının zararından korunmak için gösterdiği tepki. Tabiatta bu. İnsanda birazcık daha karmaşık oluyor tabii. İşin içine düşünmek giriyor, düşünce giriyor. Olmayan bir tehlike karşısında bir korku geliştirebiliyorlar. Bir panik telaşı geliştirebiliyorlar. Ölüm korkusu geliştirebiliyorlar. Ona patolojik durumlar. Bir kısım insan var ki abartılı bir heyecan yaşıyor. Bu abartılı heyecanı da önleyelim. Bunlar tedavi gerektiren durumlar aslında. Yani korkularımız tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Mesela ben çok uzunca bir zaman yetişkin olduğum dönemde bile mesela karanlıktan çok korkardım. Evde tek başıma kaldığımda bütün ışıkları açıp işte bazen böyle çıt çıt diye eşyalardan ses gelir ya onları duymamak için yüksek sesle şarkı söylerdim. Onu kendi kendime atlattım. Bu normal bir şey mi? Sesten korkmak, karanlıktan korkmak. Karanlıktan, bir şey aslında yaşamış? Karanlıktan korkmuyorsunuz. Karanlığın tehlikeyi gizlediğini düşündüğünüz için korkuyorsunuz. Bir tehlike var. Tehlike belirsiz. Karanlıkta da ben önümü göremiyorum. Dolayısıyla tehlikeyle karşı karşıya kalacağım. Düşüncesiyle karanlık korkusu var. Bir de hocam çocuklarda böyle 6 yaşlarında filan gece uyanıp gece korkuları olur. İşte duvarda bir şey görmek, ağlayarak uykudan uyanmak.
Bu neyle alakalı? Bu uyku bozukluğuyla alakalı. Şimdi şöyle söyleyelim. Uyanık beyin başka bir modda çalışır. Uyuyan beyin, hani uyuyan beyin derken uyku sırasında beyin bir başka modda çalışır. Yani biri M1 modu olsun, öbürü M2 modu. Uykudan, hani uyanıklıktan uykuya geçerken bu bir takım değişiklikler gözükür. Bazı hallerde rüya fazında, rüya fazı dışında derin uyku dönemlerinde çoğunlukla gece korkuları vardır. Çocuklukta da bunlar çok sık gözükür. Çünkü beyin yapılanması tamamlanmamıştır. Yetişkinliğe doğru tamamlanır. Bu korkular yetişkinliğe doğru kaybolabilir. Bir kısmı da yetişkinlikte de devam eder. Anladım. Hocam peki bu arada sosyal medyalarımızı hatırlatalım. Ne yapmalı etiketiyle sorularınızı iletebilirsiniz. Bu arada bir ne yapmalı sorumuz var hocam. Denmiş ki 2 yaşındaki kızıma korkuyu nasıl anlatabilirim? Yani korkması gerektiğini, korku kavramını nasıl anlatabilirim? 2 yaş çok erken değil mi? Çok erken. Zaten çocuğun soyut anlamda bunu anlamasını beklemek pek mümkün değil 2 yaşında. Dolayısıyla zaten belirli bir takım korkuları, yani doğasından gelen beynin yönettiği primitif korkuları zaten vardır. Bunu öğretemezsiniz. Zaten çocuk korkar. Çok yüksek sesle bağırdığınızda çocuk korkar. Evet. Beklemediği bir iritasyon yaptığınızda çocuk korkar. Evet. Ama çocuğa tehlikeyi anlatmak. Bu sorunun aslı bu. Tehlikeyi anlatmak. Şu masadan şuraya aşağı gidersen, düşersen yaralanırsın demek 2 yaşındaki çocuğa pek fazla mümkün değil. Denetim altında tutacağız onu. Yani evet. Çocuk soba sıcak da deseniz bu yaşta gidip dokunmak isteyecektir. Dokunmak isteyecektir. Ne olduğunu öğrenmeye çalışacaktır. Çünkü çocuk dünyaya gelir gelmez büyüdükten sonra ilk işi her şeyi ağzına götürmektir. Peki niçin ağzına götürür? Dış dünyayı ağzınla tanıdığı günlerdir. Şekilleriyle, kare mi, yuvarlak mı, sert mi, yumuşak mı ağzınla tanır. İlk başta. Sonra giderek görme tanıması başlar ve giderek öğrenir ne olduğunu. Bu öğrenme de 5-6 yaşını falan bulur yani. Hocam şimdi korkunun bir de şu tarafı var. Çocuklarımızı tehlikelerden korumak için niyetimiz kötü değil ama korkutabiliyoruz bazen. Bunu yapma, iğneci teyze gelir. İşte bak polis amcayı çağırırım gibi. Bunlar aslında bizim yetişkinlikteki korkularımızı tetikleyen şeyler mi? Eğitim anlamında da doğru değildir diye düşünüyorum. Kesinlikle yanlış. Örneğin doktoru çağırırım sana iğne yapar gibi. Evet. Doktora karşı çocuğu aslında orada bir şey yaratıyorsunuz. Korku yaratıyorsunuz. Bu korku gerçekçi olmayan bir korku. İleride lazım olan bir işleme karşı çocuğu önceden şartlıyorsunuz bu durumda. İşte çocuğu polisten korkutuyorsunuz polisle. Yarın öbür gün ihtiyacı olduğunda belki çocuk polise gitmekte. Polisin yanından geçmeye korkacak. Geçmeye korkacak. Oysa polis bizim en çok güvendiğimiz kişi olmalı. Evet. Yani korkutmak bir eğitim şekli değildir. Değildir. Yanlış bir eğitim anlayışıdır. Yanlış bir eğitim anlayışıdır, evet. Evet hocam, şimdi yine güzel, yüzümüzü gülümseten bir haberimiz var sevgili izleyiciler. Hocam Kahramanmaraş'ta çocukların tıraş korkusunu yenmesi için, hani az önce korkulardan bahsettik ya, iş yerini müthiş eğlenceli, özel olarak dekore eden kuaför, çocukların kuaför korkusunu yenmesine yardımcı olmayı amaçlamış. Şu anda da görüntülerde görüyoruz. Çocukların sevdikleri oyuncaklarla oynamasını sağlayıp kendilerini güvende, iyi hissetmeleri için onlara böyle bir alan oluşturmuş. Yine mesleğini seven bir kişiyle karşı karşıyayız. Hocam çocuklar gerçekten kuaförden korkuyorlar. Neden kuaförden korkuyor çocuklar? Neden kuaförden korkuyorlar? Çocuklarda soyut kavram gelişmesi yeterli olmadığından dolayı kesme işlemi, saç kesme işlemi, cildinin kesileceği, kafasının, kulağının zarar görebileceği gibi
primitif, ilkel bir takım korkularla hareket ediyorlar. Evet. Mesela dişçiden de korkar çocuklar. O da mı aynı şey? Dişçiden çoğu insan korkar ama. Niye korkuyoruz? Ne düşünüyoruz orada? Ne olacağını düşünüyoruz? Ağzın insan için çok büyük önemi var. Öyle mi? Tabii. Ağzın, dedim ya, bütün dünyayı ağzınızla tanırsınız bebeklikte diye. Anlatabildim mi? Ağzın işlevi çok büyük. Bir, beslenme. İki, konuşma. Evet. Dolayısıyla bu işlevlerin zarar görmesi sizi zaten ciddi bir eksiklik duygusuna sürükler. Peki korku öğrenilen bir şey mi? Korku doğal olarak var. Özellikle beynin bu orta yapısında yer alan limbik sistem yapıları korkuyu üreten merkezlerdir. Büyüdükçe düşünce o merkezlerle ortak çalışmaya başlar ve hayalen oluşturduğunuz imajlarla da korkmaya başlarsınız. Dolayısıyla korku ilk başta böyle ilkel, primitif korkuyken giderek öğrenilen korkular geliştirmeye başlanır. Bu da genellikle belli bir yaştan sonra olmaya başlar. Yani bunu ergenliğin başından itibaren diyebiliriz. Ama korkular galiba hocam kopyalanıyor. Yani mesela anne kediden korkuyorsa çocuk da bir süre sonra kediden korkmaya başlayabiliyor. Şimdi siz kediden korkup da bir garip şiddetli reaksiyon gösteriyorsanız her seferinde çocuk o davranışı öğreniyor. O kedinin korkulacak bir mata olduğu konusunda bir kanaat ediniyor. Ömür boyu da öyle gidiyor. Kendini buna ikna ediyor yani. Korkulacak bir şeydir diye düşünmeye başlıyor. Evet. Mesela benim hayatımda bir örnek vereyim. Hep hatırıma geldiği için konuşurken söylüyorum. Rahmetli annem bir tepsi böreği yaptı. Bu tepsi böreğini bir öğretmen hanımla çok yakın ilişkisi vardı şeyde. Bunu ona götürür müsün dedi. Ona börek yaptım dedi. Ben götürürken arkamdan ensemden bir nefes hissettim. Döndüm baktım boyum kadar bir köpek. Nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Böreği fırlatmışım, o da alnına vurmuş köpeğin. Köpek bir yana kaçıyor, ben bu tarafa kaçıyorum. O günden sonra bende köpek korkusu hep belirdi. Ne zamana kadar? Bir köpek beni tehlikeden koruduğunu gördüğüm andan itibaren. Ölümden döndürdü beni. Arabayla tehlikeli bir yola giriyoruz. Yolun tehlikeli olduğunu bilmiyorum. Işıklandırma yok. Yol kazılmış. Kazılan yolda araba burun üstü çakılacak. O kadar kötü bir tehlike var. Köpek hav 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 hav. Yani yırtınıyor. Ben hadi git hadi git falan diyorum. Öyle değil. Gitme diyor. Gitme diyor. Ben durdum. Bir şey var burada diye gittim baktım. O kazılan yeri gördüm. Köpek ondan sonra havlamadan uzaklaştı gitti. Ben ona teşekkür etme fırsatı bile bulamadım. Evet, o zaman korkuların aslında tedavi edilebilir olduğunu, değişebilir olduğunu söylememiz, vurgulamamız ve hemen arkasından da reklama gitmemiz gerekiyor. Evet sevgili izleyiciler, TV 360'da Ne Yapmalıyla bugün de programımızın sonuna geldik. Hocam veda ediyoruz. Yarın buluşmak üzere. Peki sevgili izleyiciler, bugün bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte TV 360'da Ne Yapmalıyla, saatleriniz onu gösterdiğinde burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Lütfen ekran başında olun. Evet.